Evet, merhaba kıymetli canlar, cananlar, dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Şabat'ın efendisidir diye bir deyiş paylaşmak istiyorum. Şabat nedir? Şabat'ın efendisi kimdir? Onları hemen konuşalım. Şabat neydi? Cumartesi çalışma yasağı Yahudilerde. Cumartesi ibadet günüydü. Ama aynı zamanda hiçbir çalışmak olmayacaktı. Çalışmak yok. Yani tamam, haktan bir emirdi bu. Ama nasıl uygulayacaklardı bilmiyorlardı. Ve tereddütlü oldukları için çok aşırı kurallar koydular. Yani inanılmaz, anlatsam gülersiniz. Her şeyi iş olarak kabul ediyorlardı. Çünkü acaba bu iş midir değil midir diye bilmiyoruz. Onun için en iyisi yasaklayalım her şeyi gibi bir zihniyet vardı. Tamam mı? Şimdi bir Şabat günü İsa ve talipleri buğday tarlalarından geçerken talipler buğday başaklarından koparıp atıştırmaya başladılar. Bunu gören Ferisi cemaatinden olanlar İsa'ya, "Baksana, Şabat günü senin taliplerin başak topluyor, caiz değildir, şeriatı çiğniyorlar," dediler. İsa onlara, "Davut Bey adamları muhtaç durumdayken ve aç kalınca ne yaptılar? Tevrat'ta hiç okumadınız mı?" diye sordu. O biraz ineleyici bir şey, çünkü bunlar ne yapıyorlardı? Gece gündüz Tevrat okuyorlardı. Ama demek idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Hani baş imam Aviyatar'ın zamanında Davut Allah'ın evine girdi, sadece imamların yemesi caiz olan adak ekmeklerinden yiyerek şeriatı çiğnedi. Sonra adamlarını da verdi. Yani ne ima ediyor da İsa? Aç kaldığınız zaman, yani sağ kalabilmek için ekmek pekala yenilebiliyor. O daha üst bir yasa, daha üst bir emir. Sonra İsa taşı gediğine koydu. Şabat günü insanların gereksinimlerini karşılamak için var edildi. İnsanlar Şabat gününün gereksinimlerini karşılamak için değil, yani Şabat günü önce yaratıldı da insan onun kölesi olarak mı yaratıldı? Hayır, tam tersi. Yani insanların gereksinimlerini karşılamak için var edildi. Çalışmamak ne içindir? İstirahat içindir, dinlenmek içindir. Ben insanoğlu olarak sultanım. Şabat gününün bile sultanıyım. Benim yetkim var. Ben emin olarak Şabat günü böyledir diye öğretebiliyorum. Çünkü ben onun sultanıyım. Yetkim var. İsa yine sinagoga girip orada eli pençe gibi sakat bir adamı fark etti. Şabat günü olduğu için Ferisi cemaatinden olanlar İsa'nın her hareketini yakından takip ediyorlardı. Adamın elini iyileştirerek ona şifa verecek olursa Şabat gününde iş yaptı diye onu suçlayacaklardı. İsa eli sakat adama, "Gel buraya, herkesin önünde dur," dedi. İsa sordu, "Şabat günü hayır yapmak caiz mi, yoksa kötülük yapmak mı caiz?" Yani iyileştirmezse zaten bir anlamda kötülük yapmış olacak. "Şabat gününde bir hayatı kurtarmak mı caiz, yoksa bir hayatı mahvetmek mi?" Cemaatten ses seda yoktu. Bir gık bile çıkmadı. İsa etrafındakileri kızgın kızgın süzdü. Bu kadar kapsız olduklarını görünce üzerine korkunç bir hüzün çöktü. Ya bu kadar kalpsiz nasıl olabiliyorlar? Adama, "Uzat elini," dedi. Adam elini uzattı ve uzattığı gibi eli düzeliverdi. Tıpkı öteki eli gibi sapasağlam oldu. Ferisiler hemen hep birlikte kalkıp oradan ayrıldılar. Gidip Herodes yanlıları ile görüştüler. Bu Herodes yanlıları, yani Herodesçiler, o günün şahı Herodes'in adamlarıydı ki onlar, yani Herodes çok kötü bir adam, zalim bir adam.
İsa'yı ortadan kaldırmak için bir komplo kurmaya başladılar. Bak bak bak. Yani ne demişti İsa? Şabat gününde bir hayatı kurtarmak mı caiz yoksa bir hayatı mahvetmek mi? Diyor. Buna gidip İsa'nın hayatını mahvetmek için bir komplo kurmaya başlıyorlar. Şabat gününde. İyi mi? Evet. Biraz fazla konuştum. Değişe geçelim. İnsan için tayin edildi. İnsanoğlu İsa Şah kendisidir. İnsan Şabat için gelmiş değildir. Şah İsa Şabat'ın efendisidir. Şah İsa Şabat'ın efendisidir. İnsan Şabat için gelmiş değildir. Şah İsa Şabat'ın efendisidir. Şah İsa Şabat'ın efendisidir. Başaklar koparıp yedi. Ferisiler caiz değildir dedi. İnsan Şabat için var edilmedi. Şah İsa Şabat'ın efendisidir. Şah İsa Şabat'ın efendisidir. İnsan Şabat için var edilmedi. Şah İsa Şabat'ın efendisidir. Şah İsa Şabat'ın efendisidir. İsa Şabat günü havraya girdi. Eli pençe gibi sakat can vardı. İsa o cana o gün şifa verdi. Şah İsa Şabat'ın efendisidir. Şah İsa Şabat'ın efendisidir. İsa o cana o gün şifa verdi. Şah İsa Şabat'ın efendisidir. Şah İsa Şabat'ın efendisidir. Kötülük yapmak mı caiz? Şabat günü hayır yapmak mı caiz? Artık aydınlandık ve farkındayız. Şah İsa Şabat'ın efendisidir. Şah İsa Şabat'ın efendisidir. Artık aydınlandık ve farkındayız. Şah İsa Şabat'ın efendisidir. Şah İsa Şabat'ın efendisidir. Evet, Şah İsa Şabat'ın efendisidir, sultanıdır. Tabii biz Yahudi değiliz, Şabat diye bir şey yok ama diğer konularda herhangi bir tereddütümüz, mesela bir konuda tereddütteyiz. Kime bakacağız? İsa Ruhullah'ın sözüne bakacağız. O ne diyor? Çünkü o sultan. Bütün bu konularda o hakimdir, o sultandır, o pirdir, sultandır, hünkârdır, yetkisi vardır. O ne diyorsa o. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum da yazın.
Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.